Ahmet midir? Hep beraber göreceğiz. Hangi sabırdan bahsediyoruz? Ekonomik güçlükleri olan sabırdan bahsediyorsak orada sabredecek bir şey kalmadı, alan kalmadı. Yani zaten 4 senedir millet sabrediyor. 2018'den bu yana 4 yıl geçti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlandığı o seçimden bu yana 4 yıl geçti ve 4 yıldır sabrediyor insanlar. 4 yıldır sürekli kaybederek sabrediyoruz. Sürekli gerileyerek sabrediyoruz. Nereye işte kadar sabredeceğiz sorusu gündeme geldiğinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha sabır diyor. Tamam, yani artık işte sabrın sonu bir selamet olsa ya, hani hep beraber o selamete bir erebilsek diyoruz. Ama hatırlayın, bize dediler ki Türkiye ekonomi modeli uygulayacağız. Neydi Türkiye ekonomi modeli, hatırlarsınız? İşte düşük faiz, işte yüksek yatırım. O yatırımlar üretim, o üretim istihdam yaratacak arttıkça, o üretim arttıkça fiyatlar düşecek, o üretim arttıkça ihracat artacak. Türkiye'nin sıcak para bağımlılığı kalkacak. Faiz düşük ama bir türlü yatırıma dönmedi. Yatırıma dönmeyince üretim artmadı, üretim artmayınca o fiyatlar öyle düşmedi, istihdam öyle çok artmış değil, ihracat evet artıyor ama ithalat daha fazla artıyor. Yani o üretim açığını da kapatabilmiş değiliz. Sabredin sabredin. Bu arada ne oldu bunun karşılığı, bedeli? Yüksek enflasyon, yüksek kur oldu. Bu hafta gene 17.80'lere doğru gitti dolar. Ve yani euro dolar paritesi mesela, şimdi euro da 18 liranın biraz üstünde. Eğer o euro ile dolar eşitlendi, hani bire bire geldi neredeyse, 1,02 civarındaydı en son dün akşam. Eğer bundan yaklaşık bir ay önceki gibi böyle 1.05, 1.10 civarı bir şey olsaydı o da 20'nin üzerindeydi. Yani dünyadaki gelişmelerden ötürü şu an euro 18'lerde kalmış durumda. Şimdi bütün bunları ne pahasına yaşadık biz? Faizin düşük olması için. Hatırlarsınız yani geçtiğimiz işte Kasım ayında, Aralık ayında biz buradayken işte konuşuyorduk sürekli. İşte bu düşük faiz politikası, düşük faiz politikası neler açacak başımıza, tartıştık, konuştuk. Ne söylediysek de başımıza geliyor, farkındaysanız. Yani burada kur artar, sıçrar, kur korumalı mevduat falan bu işi toparlayamaz dedik, toparlayamadı. Daha sonra yapılan işler toparlayamadı. Ve bütün bunlar bize geri dönüşü enflasyon oldu. Hayatımızın gün gün daha yoksullaştığı bir dönem. Bize ne vaat etti? Önce sizi fakirleştireceğiz, sonra işte geçmişteki halinize geri döndüreceğiz dediler. Fakirleşmenin de sonu yok. Hala biz ne zaman o geçmişteki halimize geri döneceğiz, Türkiye ekonomi modeli başarılı olacak da ne zaman oraya geri döneceğiz diye bekliyoruz. Bundan 4 sene önceki kadar şartlarımız iyi değil maalesef. Özellikle orta sınıf ve ortanın altı, dar gelirler için her geçen gün hayat daha da zorlanıyor, zorlaşıyor. Nasıl çözeceğiz biz bu sorunu? Nasıl kurtulacağız biz bu cendereden? Birinin bizi çıkartması lazım. Bu iş için kurduğumuz kurumlar var. Devletin kurumları. En başta da Merkez Bankası. İşte az önce Kasım'dan Aralık'tan bahsediyordum ya sizlere. Kasım ve Aralık'ta Merkez Bankası'nın en azından işte bir faiz indirimi süreci yaşatmış olması bize büyük bir yük getirdi. O dönem ama en azından bir bakıyorduk, ne oluyor acaba, bir şey yapacak mı Merkez Bankası? Artık ümidimizi de kestik. Aradan 7 ay geçti. Bu hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı. Herhalde Para Politikası Kurulu üyeleri oturdular, çaylarını kahvelerini içtiler. Bir önceki aydan bu aya değiştirebilecekleri zaten bir şey olmadığını gördüler. Değiştirme için izinleri olmadığını da biliyoruz. Dolayısıyla faizi sabit tuttular. Artık haber de olmuyor. Zaten biz Perşembe günü burada KRT'de Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararı canlı yayını 10 dakika 15 dakika falan sürdü. Ben de o gün takip ettim yayınları. Yani eskisi kadar böyle bir önemi yok. Zaten bunu da Hazine ve Maliye Bakanı söylemişti, hatırlayın. Biz faizi önemsizleştirdik dedi. Alın işte, önemsizleştirdiğiniz. Yani şöyle düşünsenize, hani bir savaştasınız. Enflasyon savaşı bu savaş. Enflasyonla mücadele edeceksiniz. Elinizde bir silah var. Enflasyon canavarının belini kıracak bir savaş, silah. O silahı dediniz ki biz suya attık. Yani canavarla nasıl boğuşacağız? İşte boğuşamıyoruz. Sürekli yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Allah büyüktür. İnşallah enflasyon düşer politikası devam ediyor. Ama faiz elbette işte enflasyon açısından önemli. Elbette
bizim bu enflasyon nasıl süreçten çıkmamız için silah olarak kullanmamız gereken bir şeydi, suya attık. Ama bu bizim için böyle. Başkaları için ise bu faiz silahı, bu düşük faiz acayip bir getiri anlamına geliyor. Bakın kimler için. Bakın tekrar söylüyorum. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Elinizi tutan mı var? Neden faizi düşürmüyorsunuz? Politika faizi %14'e sıkıştı, enflasyon %80'e dayandı. Merkez Bankası 7 aydır faizi sabit tutuyor. Ve bu faiz sadece bankaların aldığı borç için geçerli. Gerçekte bu faiz oranlarından kimse yararlanamıyor. Mayıs ayında bankaların dönem kârı geçen seneye göre %434 artmış. Yani 5'e katlanmış. Kar rekorları kıran bankalara Merkez Bankası'ndan borç vermeye gelince faizi %19'dan %14'e indiriyorsunuz. Bu yaptığınıza da nas diyorsunuz. Buna bir örnek ihtiyaç kredileri. İhtiyaç kredisi faizi son 4 yılın zirvesinde. Sözcüden Emre Deveci'nin haberine göre ihtiyaç kredisi faizleri son 3 ayda %8 arttı. %35.41'e yükseldi ve 44 ayın rekorunu kırdı. Faizi savunanla beraber olamam, olmam. Veriler Merkez Bankası'na ait. Yani %35.41'lik oran aslında ağırlıklı ortalama. Bu yüzden birçok kişi bu oranların üzerinde faizle karşılaşıyor. Faiz indirimleri Eylül 2021'de başladı. Politika faizi %19'du. O sırada ihtiyaç kredisi faizleri %23 seviyesindeydi. Eylül-Aralık aylarında politika faizi %5 düşürüldü. İhtiyaç kredisi faizleri de 1,5 kat arttı. Bu görevde olduğum sürece, değerli arkadaşlar kusura bakmayın, faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Sadece ihtiyaç kredisi değil, ticari krediler de Mayıs-Haziran döneminde %9 arttı. Merkez Bankası'na göre ortalama faiz oranı %27.38. İktidar her ne kadar her fırsatta faize karşı olduğunu söylese de sonuç daha farklı oldu. Bunun bir örneğini CHP sözcüsü Faik Özırak sosyal medya hesabından paylaştı. Hazinenin iç borç için ödeyeceği faizin ana parayı aştığını söyledi. Özırak'ın paylaştığı grafikte iç borç miktarı 1.61 trilyon lira. Faiz miktarı da 2.175 trilyon lira olarak gözüküyor. Yani sadece ödenecek faiz ana paranın yaklaşık 1.35 katı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı işlevsiz hale getirenler nastı, pastı derken hazinenin faiz yükü şahlanıyor. Faizin en büyük düşmanı biziz diyen beceriksizler elinde iç borcu ödenecek faiz borcun ana parasını aştı gidiyor. Cari açıktaki artış ve iktidarın ekonomi politikalarındaki adımları ülkenin kredi risk primini de arttırdı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi 900'ün üzerini gördü. Bu da Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu dış finansmanın yükünün artması demek. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'da düşük faiz politikasına rağmen yükselen risk primine ve ödenen yüksek faizlere dikkat çekti. 2021'in bütçesinden devlet 180 milyar lira faiz ödemişti. Bu yılın bütçesinde faiz için 330 milyar lira ayrıldı. Toplam faiz geliri %90 artan bankaların faiz ödemelerindeki artış %40'ta kaldı. Türkiye uluslararası piyasalardan geçen yıl %5 ile borçlanıyordu, artık %11-12 yıllık faiz oranlarıyla borçlanıyor. Ama Erdoğan hala sıkılmadan faizin en büyük düşmanı biziz diyerek milletle alay etmeye devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Merkez Bankası'nın verdiği faiz kararı ABD'nin önde gelen bankalarından JP Morgan'ın da gündemindeydi. Politika faizinin reel olarak daha da negatif hale geldiğini belirtti. Merkez Bankası'nın karar metnine değindi. Metinde anlamlı bir değişiklik yapma gereğinin bile duyulmadığı belirtildi. Merkez Bankası kararlarının piyasayla giderek daha az alakalı hale geldiği belirtildi. Bunların kafası basmaz. Yok bunlarda böyle bir araştırma. Ben ekonomistim. İşte ben ekonomistim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ama maalesef ekonomi öyle bir yer değil, öyle bir alan değil. Bakın işte bu faiz kararı, işte bankacılık sistemi, finansal sistemde yaratılan bu türbülans hepimize dedik ya daha yüksek bir enflasyon getirdi. Bunun en temel nedeni de kurdaki artış. Dünya Gazetesi'nin bugünkü manşetine bakalım. TL'de değer kaybı %25'i aştı.
Yani bütün bu gelişmeler Türk lirasının değer kaybını arttırmış durumda. Hatta size şöyle bir veri vereyim. Geçtiğimiz yıl bugünle bugünü karşılaştırırsanız, yani tam bir yıl öncesini karşılaştırırsanız, Türk lirasındaki değer kaybı %105 oldu. 17.80'e ulaştı kur şu anda. Aralık ayındaki tarihi rekor sonrası en yüksek seviyeyi de görmüş olduk. Aralık'ta 18.20'leri, 18.30'ları görmüştük. Ama oraya bir değdi. Gün kapanışı olarak baktığınızda zaten şu an en yüksek seviyedeyiz. Nisan başından bu yana değer kaybı %16'yı, yıl başından beri ise %25'i, bir yıl öncesine göre ise %105'i buldu Türk lirasının değer kaybı. Şimdi bize sürekli şu hikaye anlatılıyor. Deniyor ki dünyada kriz var. Dünya krizi bizi bozuyor. Sabredin. Dünyadaki kriz bir geçse biz neler yapacağız neler. Peki şimdi döviz kurları üzerinden bunun en hızlı göstergesi döviz kurları. Türk lirasının değer kaybını dünyadaki diğer paraların dolara karşı kaybıyla kıyasladığınızda dünyadaki kriz, evet, dünyada doların yükselişi net bir şekilde görünüyor. Zaten dolar endeksi dediğimiz o doların ana para birimleri karşısındaki değer kazancı da devam ediyor. Ama bizdeki gibi böyle %100'lerde falan bir artış yok. Yani Avrupa ile mesela işte 1.18'deymiş bir yıl önce, 1 euro 1 dolar 18 centmiş. Bakın aradan bir yıl geçti. Orada da evet euro da değer kaybetti. 1 euro 0.2'ye geldi. Ne kadar değer kaybı? Yaklaşık %15. Ya, tamam diyeceksiniz ki bana şimdi yani Avrupa ile niye karşılaştırıyorsun? Avrupa gelişmiş ekonomi. Biz o kadar gelişmiş bir ülke değiliz zaten. Tamam Macaristan'a bakalım. Macar forinti, yani onun değer kaybı %18 bir yılda. Biz kaçtık? %105. Demek ki bu işler öyle dünyadaki kriz, dünya ile ilgili kriz, işte dünyadan çıktı bunlar. Sınırlı değil. Elbette dünyada bir sorun var. Dünyada ciddi krizler oluyor. İşte petrol fiyatlarını görüyorsunuz, enerji fiyatları, doğalgaz fiyatlarını görüyorsunuz. Bütün Avrupa şu anda Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın doğalgaz sevk edip etmeyeceği ile ilgili endişeler taşıyor. Emtia fiyatları artıyor, gıda fiyatları artıyor. O gıda fiyatları içerisinde fiyatı en çok artan ürünlerden biri buğday. Yine gıda fiyatları içerisinde ayçiçek fiyatları, ayçiçek yağı fiyatları oldukça hızlı bir şekilde arttı. Ve dün İstanbul'da bir zirve toplandı. Yani bu fiyat artışlarının önemli bir nedeni arz daralması. Piyasaya verilen ürün miktarının azalması. Bu piyasaya verilen ürün miktarının azalmasının pandemi ve pandemi sonrasıyla ilgili nedenleri var. Bir de biliyorsunuz ki bir süredir Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili nedenleri var. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili o meselede biliyorsunuz işte Karadeniz bölgesinde mayınlar döşemişti Ukrayna. Rus gemileri yanaşmasın, o liman hattını Ukrayna'nın elinden almasın diye. Öyle olunca biliyorsunuz ki oradan gemiler, tahıl yüklü gemiler, ayçiçek yüklü gemiler oradan çıkamadılar. Şimdi bu dünyada arzın daha da daralmasına neden oldu. Arz daha da daraldıkça fiyatlar yukarı doğru gitmeye devam etti. Bu meselenin bir çözüme kavuşması için Türkiye arabuluculuk yapmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'a bir ziyarette bulundu. Tahran ziyareti esnasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Putin'le yaptığı birebir görüşmenin en önemli gündem maddelerinden biri bu tahıl kriziydi. Oradan bir sonuç alınmış olacak ki dün İstanbul'da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Rusya Savunma Bakanı ve yanılmıyorsam Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'nin arabuluculuğu çerçevesinde bir araya geldi. İki anlaşma imzalandı. Çok enteresan değil mi? İki anlaşma. Çünkü aynı masaya oturmak istemedi Rusya ve Ukrayna. Rusya'nın içinde bulunduğu bir heyet bir anlaşma imzaladı Türkiye'nin arabuluculuğunda, Birleşmiş Milletler'in varlığında, bir de Ukrayna'yla. Ve o tahılın artık en azından Ukrayna'dan dünyaya verilebileceğine ilişkin bir mesaj, bir anlaşmaya varılmış oldu. İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurulacak ve o koordinasyon merkezinden bu tahılın dünyaya sevk edilmesi konusunda gerekli işlemler yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu anlaşma sonrası bir açıklamada bulundu. Ne söyledi? Bir dinleyelim, üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde
büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün üzerinde mutabakata varılan metinle Afrika'dan Orta Doğu'ya, Amerika'dan Asya'ya, tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına hep birlikte katkı sağlayacağız. Tarım ve gıda ürünlerinde dünya arz güvenliğinin temini pek çok bakımdan önemlidir. Bu adımla yaşanan sıcak hava dalgası ve kuraklığın sebep olacağı verim kaybının yol açacağı muhtemel ilave fiyat artışlarının önüne geçilecektir. Yine küresel bir sorun haline gelen gıda enflasyonunun kontrolüne de yardımcı oluyoruz. Bu önemli bir başarı. Türkiye burada önemli bir rol oynadı ve umalım ki bu süreç kesintiye uğramadan devam etsin. Çünkü ya bir taraftan da şöyle bir gerçeklik var. Yani Rusya evet kendisi de çok zarar gördü bu savaştan ve bu zararın bedelini Batı'ya ödetmek konusunda bir hayli hırslı. O yüzden hani böyle işte enerji meselesinde şu anda Avrupa'da bir tesarruf tartışması var. Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı bir rapor var. Diyor ki bütün ülkeler tüketimini gazda düşürmeliler. İşte bu da bir araç olabilir. Yani bütün dünyada fiyatlar üzerindeki o baskıyı devam ettirmek için Rusya'nın kullanabileceği o ekonomik savaşın ekonomik boyutunun bir aracı, bir silah haline gelebilir. Hani zaman zaman izin verip zaman zaman hayır ben istemiyorum bu gemide bilmem ne var diyerekten işi kesebilir. Ben o kadar da güvenilir olduğunu, en azından olmadığını Rusya'nın bir süredir görüyoruz. Şimdi Rusya'da durum bu. Yine öte taraftan bakıldığında işler de görece yolundaymış gibi gözüküyor Rusya'da. Rusya Merkez Bankası, bu hafta Merkez Bankaları haftasıydı. Bütün merkez bankaları işte faiz kararlarını açıkladılar. İçlerinde Avrupa Birliği'nin olduğu, Rusya'nın olduğu, Kanada'nın olduğu, Türkiye'nin olduğu merkez bankaları açıklamalar yaptı. Bunlardan ilginç, yine Güney Afrika'nın da Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Mesela Rusya ve Güney Afrika'nın kararları enteresan. Dünyada biliyorsunuz şöyle bir beşli ekonomi var. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika. Bunlara BRICS deniyor. Ve bu BRICS ülkeleri dünyada son yıllarda 2000'li yılların başından bu yana üretimde en fazla gelişen ülkeler. Ve gelişme potansiyelleri yüksek ülkeler, ekonomileri büyük ülkeler, gelişmekte olan ülkeler arasında ekonomileri büyük ülkeler. Şimdi Rusya Merkez Bankası o savaşla beraber sert bir faiz artışı yapmıştı. Biliyorsunuz bir ekonomik köşeye sıkıştırma operasyonuna maruz kaldı Rusya Ukrayna'ya savaş açtıktan sonra. O şoku atlattı ve şu anda o savaş öncesi seviyelere faizi geri çekti. O şok artıştan sonra Rusya Merkez Bankası planlı, programlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Her türlü işte Batı dünyasından gelen yaptırıma rağmen. Güney Afrika'da bir karar verdi. Güney Afrika Merkez Bankası da 0.50 puan enflasyon artışıyla beraber faizi artırması beklenen bir ülkeydi. Merkez Bankası'ydı. Onlar da dediler ki bir dakika, bu iş başka bir yere doğru gidiyor. Avrupa'da faiz artışı geliyor. İşte Amerika'da faiz artışları devam ediyor. Bütün dünyada faizler artıyor. Ben gelişmekte olan bir ülkeyim. Bende de enflasyon yükseliyor. Burayı kontrol altına almam lazım belli ki dedi. Ve 0.50 bekleniyorken faiz artışı 0.75 yaptı. Yine Avrupa Merkez Bankası, biliyorsunuz işte euro ve dolar bire bire geldi. Hatta dolar eurodan daha değerli hale gelmek üzereydi. Avrupa Merkez Bankası da enflasyondaki artışın çok ciddi bir ekonomik riske dönüştüğünü artık kabul ederek onlar da eksi faiz politikasından vazgeçip faizi sıfıra çektiler. Şimdi bütün bunlar bizim gibi ülkeler için ciddi sıkıntılara neden oluyor. İşte Güney Afrika, biz de Türkiye'de aslında o BRICS, az önce bahsettiğim beşlinin içerisinde yer alabilecek ülkelerden biriyiz aslında, ama hani bir türlü oralara çıkmak, oralarda tutunmak mümkün olmadı. Ancak bu bize benzeyen ülkelerde bile enflasyona ilişkin adımlar atılırken bizim geri adım atıyor olmamız maalesef işleri pek lehimize çevirecekmiş gibi gözükmüyor. Bilakis aleyhimize döndürüyor. Şimdi burada şu var.
Enteresan bir gelişme olarak biliyorsunuz işte tahıl meselesini konuştuk, faiz artışlarını konuştuk. Rusya'nın önümüzdeki dönemde bu tahıl meselesini bir ekonomik silah olarak kullanabilme ihtimalini konuştuk. Böyle olunca tıpkı enflasyonda olduğu gibi bütün ülkelerin şimdiden önlem almaları gerekiyor. Biz de önlem arıyoruz, biz de önlem peşinde koşuyoruz. Biz de arz güvenliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Türkiye özellikle son yıllarda başta buğday olmak üzere birçok tarım ürününde ithalatçı ülke konumuna geldi. Kendi kendimize yetemiyoruz. Kendi kendimize yetemediğimiz için ne oluyor? Dışarıdan alıyoruz. Şimdi dışarıdan bulmak da zorlaştı. Tabii bizim çok her şeye hazırlıklı olan birçok konuda bir hayli hazırlıklarını önden öngörüyle yapan iktidarımız bu konuda da hazırlığını yapmaya başladı. Ne yapmaya başladı? Tahılla